Bu videoda matematikte en sevdiğim teoremlerden bir tanesi olan sandviç teoremini göreceğiz. Ya da diğer ismiyle sıkıştırma teoremi. Peki neden sandviç ya da sıkıştırma teoremi diyoruz? Birazdan vereceğim örnekte net bir şekilde anlayacaksınız neden sandviç ya da sıkıştırma teoremi dediğimizi. 3 kişi olduğunu düşünelim. 3 tane arkadaşımız var. Bir tanesi İmran, diğeri Dilara ve diğeri de Selin. Bunların içinde en az kaloriyi alan İmran olsun ve en çok kaloriyi alan da Selin olsun. Şöyle diyebiliriz. Dilara en az İmran kadar yemek yiyor ve Selin de en az Dilara kadar yemek yiyor. Burada bir eşitsizlik yaratabiliriz. Aynı gün içinde İmran'ın aldığı kalori küçük eşittir Dilara'nın aldığı kalori ve bu da küçük eşittir Selin'in aldığı kalori. Diyelim ki Salı günü İmran 1500 kalori almış olsun ve aynı gün içinde Selin de 1500 kalori almış olsun. Buna göre Dilara bugün içinde bu salı içinde kaç kalori almış olmalıdır? Dilara'nın en az İmran kadar yediğini biliyoruz, yani 1500 veya daha fazla kalori almış olacak ve Selin'in yediğinden daha az kalori almış olacak, yani 1500 veya daha az kalori almış olacak. Bu ikisinin ortak sonucu olarak Dilara 1500 kalori almış olmalıdır. İşte sandviç teoremi de bu durumun matematiksel gösterimi, fonksiyonlar kullanarak matematiksel bir şekilde gösterimi. Burası İmran'ın günlük aldığı kalori fonksiyonu, burası Selin'in aldığı kalori fonksiyonu ve Dilara'nın aldığı kalori fonksiyonu hep bu ikisi arasında kalacak. Şimdi bunu biraz daha matematikselleştirelim. Şurayı temizleyelim. 3 fonksiyonumuz olsun. fx belli bir aralıkta küçük eşittir gx olsun. Ve yine aynı aralıkta g x küçük eşittir h x, h x olsun. Bunu grafikte gösterelim. Bu y eksenimiz, bu da x eksenimiz. x ekseninde bir tanım aralığı çizeceğiz. hx böyle bir fonksiyon olsun ya da biraz daha yaratıcı olalım. h x fonksiyonu şöyle olsun. Diyelim ki fx de böyle bir fonksiyon olsun. Burada insin, böyle, sonra yukarı çıksın. gx x'e tüm x değerleri için bu iki fonksiyonun arasında olacak. gx'in bu iki fonksiyonun arasında sıkıştığını, sandviç olduğunu, ikisinin arasında sandviç olduğunu görüyorsunuz. x'ler ve fx'ler ekmeğin karşılıklı dilimleri, gx de dilimlerin arasındaki et ya da salam, sucuk, her neyse. Diyelim ki önceki örnekteki Selim ve İmran aynı miktarda yemek yiyorlar. Yine benzer bir şekilde diyelim ki bir x değeri için f ile h fonksiyonu bu x değerine yaklaşırken limitleri aynı. x değeri burada c olsun. x c'ye giderken f limiti l'ye eşit olsun. Ve x c'ye giderken h x'in h limiti de aynı şekilde l'ye eşit olsun. Yani x c'ye yaklaşırken h x l'ye yaklaşıyor, x c'ye yaklaşırken f x de l'ye yaklaşıyor. Bu limitler tanımlı olmak zorunda. Aslında bu fonksiyonlar x c'ye yaklaşırken tanımlı olmak zorunda değil, sadece bu aralıkta tanımlı olmak zorundalar. Bu aralıkta bu eşitsizliği sağlamalı. Ve bu limitler tanımlı çünkü g fonksiyonu bu iki fonksiyon arasında sandviç olacak. Bu sebeple eğer belirlediğimiz tanım aralığında bu koşullar sağlanırsa, x c'ye giderken limit g x de l'ye eşit olmak zorunda. f l'ye yakınsıyor, hx de h de l'ye yakınsıyor, g x de onların arasında sandviç olmuş durumda. Bu yüzden o da l'ye yakınsamak zorunda. Tahminen buraya kadar anlattığım her şey çok mantıklı geldi, her şeyi anladınız ama diyorsunuz ki bu nerede kullanılacak? Bu teorem limitini almakta zorlandığımız bazı fonksiyonlarda limiti bulmamızı sağlar. Eğer limitini bulmak istediğimiz fonksiyondan her zaman daha büyük olan bir fonksiyon bulabiliyorsak ve yine bu fonksiyondan her zaman daha küçük olan bir fonksiyon bulabiliyorsak ve eğer bu fonksiyonlar bir c noktasına yakınsarken aynı limite sahiplerse bu durumda sandviç olan fonksiyonun da aynı limite yakınsadığını söyleyebiliriz. Hepsi bu.